Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber portakal jöleli harika bir kek yapacağız. Hemen kekimizin yapılışına geçelim. 2 adet yumurtamızı kabımızın içerisine alıyoruz. Ardından 1 çay bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi yumurtamızı ve şekerimizi mikserimizle güzelce çırpıyoruz. Ardından 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Malzemelerimizi tekrar bir karıştırıyoruz. Ardından biraz rendelenmiş portakal kabuğu ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Bu aşamadan sonra çırpıcımızla devam ediyoruz. Evet, kek harcımız hazır. Harcımızda toplamda 1 su bardağı artı dolu dolu 1 yemek kaşığı un kullandık. Şimdi harcımızı kalıbımıza dökelim. Kekimizi pişirmek için tart kalıbı kullanacağız. Kalıbımızı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile bolca yağladık. Şimdi kek harcımızı kalıbımıza dökelim. Şimdi kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Şimdi kekimizin portakal jölesini hazırlayacağız. Tenceremizin içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde toz şekerimizi alıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı buğday nişastası ekliyoruz. Nişastamızı ve şekerimizi şöyle bir karıştıralım. Ve 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyumuzu ekleyelim. Şimdi portakal jölemizi ocağımıza alıyoruz ve kısık ateşte tıpkı muhallebi pişirir gibi koyulaşıncaya kadar jölemizi pişiriyoruz. Evet, portakal jölemiz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Şimdi ocağımızın altını kapayalım ve jölemizi hafif bir ılımaya bırakalım. Kekimiz fırından çıktı ve tamamen soğudu. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Üzerine servis tabağımızı kapadık. Dikkatli bir şekilde çeviriyoruz. Zaten çok güzel bir şekilde yağladığımız için hiçbir şekilde yapışma vesaire olmuyor. Gördüğünüz gibi kekimizin alt kısmı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi kekimizin portakal jölesini dökelim. Portakal jöleli kekimizi buzdolabına kaldıralım ve soğumaya bırakalım. Kekimizi yaklaşık 4 saat gibi bir süre buzdolabında soğuttuk. Şimdi üzerini süsleyelim. Evet, kekimiz servise hazır. Hemen kıvamı tam kıvamında harika bir portakallı kek tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.